Evet, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Sayın Aydın Engin stüdyomuzda. Aydın Bey hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Yeni yılınızı kutlayalım ilk önce. Şimdi 2014 tabii bugün birçok gazetede manşet olmuş. 2014 nasıl geçti diye. Genel kanı tabii 2014 çok kötü geçti. Biraz acılarla geçti, sıkıntılarla geçti. Bunu tabii manşetlerden anlamanın dışında biz de anlıyoruz, görüyoruz. Aklınızda ilk kalan şeyi merak ediyorum. Yani 2014'te ne kaldı aklınızda? En çok aklınızda kalan ne? Soma. Soma. Öncelikle Soma. Çünkü orada insanların içini serinletmek için kullanılan iş kazası lafı kötü bir yalan. Orada iş cinayeti var. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Soma sırasında ben de mesleki anlamda iyi çalıştığımı zannediyorum. Soma'da bir iş cinayeti var ve bu çok onur kırıcı, çok yürek yakıcı bir şeydi. Çünkü kar, daha fazla kar, daha fazla kar diyen bir tanrıya tapan zihniyet 301 kişiyi mezara yolladı. O yüzden 2014 deyince benim aklıma ilk gelen Soma'dır. Hala daha da yani o Soma sadece 2014'te kalmayacak. Öyle tabii, tabii. Yani şu anda madenlerin, Türkiye'de lignit, özellikle lignit çıkarılan madenlerin o lignitin çevreyi berbat etmesi, zehirlemesi, çocuklarımıza soluyacak hava bırakmayacak bir Türkiye'ye doğru götürmesi bir yana, şu anda çalışılan lignit madenlerinde ölmemelerine şaşmak gerek işçilerin. Örneğin Şırnak'ta ben kendi gözümle gördüm. Asansör sistemini filan bırakın, sepetin içine iple bağlanmış işçiler aşağı indiriliyor. Yani yukarıdakiler de ipi tutarak hadi 1, 2, 3 diye bırakıyorlar aşağıya. Aşağıda lignit'i kazıyor, bir şeyi çekiyor, ipi çekiyor, tamam mı ben diye. Yani doldurdum, doldurmam gerekeni diye. Aynı işçiyi tekrar sepetle yukarı çekiyor. Bildiğimiz sepetle. Evet. Neyse, girmeyelim buna. Evet, şimdi tabii Adem Bey, 2015 ile ilgili bazı yerlerde okudum, izledim. Astrologlar çok güzel şeyler söylüyorlar. Yani çok iyi geçeceğine dair. Tabii biz meseleye astrolog gözüyle bakamıyoruz. Yani çarşambanın, perşembenin geçti çarşambadan belli olur diyeceğiz. Dolayısıyla hani bu kadar hadise, bu kadar gerilim, toplumun bu kadar kutuplaştığı bir süreç 2015'te pof diye herhalde geçecek. Orada. Değil. Sizin 2015 için, 2015 için öngörülerinizi alabilir miyim? Yani oradan buraya özellikle sarkacak sorun ne olabilir? Yani astrolog ya da falcı olmaya gerek yok 2015'in nasıl bir yıl olacağını söylemek için. Neresinden tutarsak tutalım. Aşağı yukarı normal lise eğitimi almış, hatta ortaokul eğitimi almış bir çocuk bile çıkarımlar yapabilir. Ne demek istiyorum? Bir kere... Çok fazla siyasi bir toplum olduğumuz için, az ekonomi konuştuğumuz için söylüyorum. Demiyorum 90'lı yıllardaki enflasyonu ama yüksek enflasyona, dolayısıyla kitlesel işsizliğe hazır olması gerekecek Türkiye'nin. Taşıyabildiği kadar taşıdı bugün geldiği noktada. Artık yurt dışından kolay ve ucuz dolar bulma imkanı yok. Türkiye ekonomisi ise sadece... Başka ülkelerden 3-5 puan fazla faiz vererek bir takım döviz elde edebiliyor. Ekonomisini böyle döndürüyor. Dolayısıyla 2015'in ilk kara tahmini, kimsenin içini yılın ilk günü karartmak istemem ama bir enflasyonla karşılaşacağız ciddi. Bunun karşılığında da yüksek kitlesel bir işsizlik yaşayacağız. Bu ekonomi yanı. 2014'te hani en önemlisini sorduğunuz için Soma dedim ama 2014'ten miras 2015'e aktarılan, terimi bulmakta güçlük çekiyorum ama hukuksuzluk diyebilirim, hukukun ırzına geçilmesi diyebilirim. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin ayaklar altında çiğnendiği bir Türkiye'ye, yani anayasaya aykırı bir Türkiye'ye adım attık. 2015'te bunun meyvelerini toplayacağız. Bu meyveler zehirli meyveler olacak. Evet, meyveler yani derken tabii böyle hani... Zehirli meyveler olacak. Demokrasinin ağır yaralar alacağı, hukuka kimsenin güveninin kalmayacağı bir döneme giriyoruz. Yani bugün siz ya da ben bir yargıcın karşısına çıksak, acaba bu yargıç adil bir mahkeme mi burası ve bu yargıç hukuka uygun bir karar mı, adil bir karar mı verecek sorusunda hep kafamızda bir şüphe olacak. Bu şüpheyle yaşayan bir ülkenin yurttaşı için o yılda kabus gibi bir yıl demektir.
Ve bu konuda ben Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP elebaşılarının pek frene basacaklarını düşünmüyorum. Gayet gözü kara gideceğe benziyorlar. Bu özellikle Güney Amerika'da kullanılan bir Avrupa'da kullanılan amok koşucusu diye bir terim vardır. Yani ölümüne koşmak, duvara toslayacağını bilerek koşmak. Benzetmeyi böyle kurmak istemezdim ama gidilen nokta gerçekten 2015 seçimlerinde mümkünse anayasayı değiştirecek, olmadı referanduma götürecek, o da olmadı tek başına hükümet kuracak bir çoğunlukla meclise gelebilmek için hukuk kendilerinin zora sokacak her türlü hukuksuzluğu yapacağı benziyorlar. Bu da beni ürkütüyor, bu ülkede yaşayan, hele gazetecilik gibi riskli bir iş yapan birisi için beni ürkütüyor. Tam da o noktadan sağ olun, iyi devrettiniz. Sorumu da oradan soracaktım. Sizden bir önce burada iki araştırma görevlisi vardı, akademisyen. Son 8 aydır ikinci kez Amerika Birleşik Devletleri bu batıdan Türkiye'deki gelişmelere bakış nasıl, Türkiye algısı nasıl araştırması yapıyorlar. 8 ay öncekinden bu yana daha da bir düşüş var. Üstelik son anket 14 Aralık operasyonundan, basın operasyonundan önce yapılmış. Şimdi tam bu noktada söyledikleri şu, özellikle Türkiye algısının bu düşüşünde otoriteleşen bir Türkiye görüntüsü var. Giderek demokrasiden uzaklaşan bir Türkiye görüntüsü var ve bundaki en büyük faktör done basın dediler. Hı hı. Siz de tam onu söylediniz. Bir gazeteci olarak artık kendimizi özgür hissetmiyoruz. Aydın Bey, bir süreç yaşanıyor ve Zaman Gazetesi'ne STV'ye yapılanların bir oh olsuncu kadro ve bir özgürlükçü kadro sesinin yükseldiği bir süreçti. Sedef Kabaş'a yapılan var. Sedef Kabaş'a yapılan aslında meselenin sadece bir camiaya yönelik olmadığını göstermiş midir birilerinin anlayabilmesi adına? Kuşkusuz. Yani Sedef arkadaşımız gazeteci kimliğinden dolayı mı yoksa attığı bir tweetten dolayı mı gözaltına alındı gibi soruları tartışmak çok anlamlı değil. Sedef bildiğim kadarıyla Gezi olayları sırasında etkindi, aktivistti. Oldum bittim demokrasi konusunda dik duruşuyla tanıdığımız bir genç kadın arkadaşımız, meslektaşımız. Dolayısıyla benden farklı düşünüyorsan geber diye bir mantık Türkiye'de son derece yaygın. Maalesef. Bu ancak şimdi bu manasız, bu sakat düşünceye kendini kaptıranın benden farklı düşünüyorsandan sonraki cümlede geberde yaptırımı yoksa o sadece küfrediyor, işte klavyelerde küfrediyor, bir şey yapıyor. Bir de iktidar gücünü elinde tutan, yani bunu yapabilecek, bu siyasal güç olur, hükümet gücü olur, devlet gücü olur, örgütsel güç olur, mali güç olur. Ama gücü elinde tutanlar eğer geber diyorsa onlara bir yaptırım imkanları vardır. Bugün ülkemizde siyasal iktidar, özellikle yani AKP'yi kastediyorum, eşyayı adıyla çağıralım, kendisinden farklı düşünen ve kendisine itiraz eden her sesi susturma konusunda kavranması çok zor bir hoyratlıkla bütün demokratik ilkeleri, anayasal ilkeleri ayaklar altına almaktan çekinmeksizin saldırıya geçiyor. Dün Zaman Gazetesi'ydi, daha önce Gezi olaylarıydı, bugün Sedef Kabaş. Şimdi bunların hepsini bir araya getirirseniz bunların ortak noktası bir tek şey, hükümete itiraz etmek. Yoksa Sedef Kabaş'ın, tanıdığım Sedef'in siyasal duruşuyla Zaman ya da Samanyolu TV'nin çizgisi arasında bir uyum yok. Gezi çocuklarının Zaman okuru veya STV seyircisi olduğunu zannetmiyorum. Ama tümü bu iktidar tarafından kahredilmecesine, şiddet kullanmacasına, üstüne çullanılmış insanlar. O bağlamda bakarsak burada bir demokrasi ve özgürlük sorunu var. Başka da bir şey yok. Şimdi Aydın Bey, tam da bu noktada belki hani bir kişi mi okumaya değmez deyip geçilecek bir şey var. Onu okuyayım. Tabii bu AK Parti'nin bu hukuksuzluklarıyla ve emrindeki 8-9 gazete ve televizyonla oluşturduğu algı, bakın şöyle bir anlayış da oluşturdu. Okuyayım. Bizim konuşmamıza binaen bir izleyici Ali Günan diyor ki, ürküyorsanız yaşamak zorunda değilsiniz bu ülkede diyor. Yani şeye döndü mesele. AK Parti'nin hep eleştirdiği 30'ların dönemine döndü. Beğenmeyen çeksin gitsin. Ama yani yürekler acısı bir mantık. Evet. Bu cevap vermeye, bakın, bile değmez. Ürküyorsanız... Ama böyle bir anlayış var. Evet, yani Türkiye'deki kamplaşma bu hale getirdi. Adamcağız herhalde kendini ülkenin sahibi sanıyor. Öyle. Ya benim gibi düşüneceksin yahut da öleceksin.
diyor. Yarın bir gün onun gibi düşünmeyen bir iktidar başa geldiğinde bu yasalarla, evet, ona ya benim gibi düşüneceksin ya da öleceksin dediğinde ne yazık ki gene sahip çıkan bizler olacağız. O adamcağıza da. O zaman özgürlük diye feryat edecek. Umarım geç olmaz, umarım başına öyle şeyler gelmez ama bu sakat ve hasta düşünceden bir an önce kurtulması için şifalar dilemekten başka cümle kuramıyorum. Ona ve onun gibilere tabii. Şimdi şey söylediniz, oradan hareketle bir soru daha sorayım. Yarın bir gün böyle bir şey olursa yine biz sahip çıkarız dediniz. Buradan şunu sorayım. Bu son yaşananlar belli kesimlerin birbirine empati duymasını da sağladı diyebilir miyiz? Bazı zorluklardan hayır da çıkabilir sözünün acaba tecelli ettiği bir süreç olabilir mi? Erken bunu söylemek için göreceğiz. Göreceğiz değil mi? Erken. Bu bir sınav. Bu sınavdan oldum bittim. Bu tür sınavlara girmiş ve pek sınıfta kalmadan yüzünün akıyla geçmişler var. Bir de bir dönem bugün kendilerine uygulanana benzer uygulamaları yapmış dostlarımız var. Bunlar için ya biz yanlış yaptık, onun Ahmet Şık'ın yanında durmayı başaramadık dedi bir arkadaşımız, bir meslektaşımız. Sorun o değildi. Ahmet Şık'a sahip çıkmayı başaramadık. Hayır, sahip çıkmak demek istedim ama sahip çıkamadım anlamına gelir. Halbuki karşısında yer alıp suçlayan bir kanattı. O yüzden erken olduğunu düşünüyorum. Bu arkadaşlarımız da demokrasi konusunda bir sınava girdiler. Geçtiğimiz yani birkaç hafta, bir hafta bile değil, belki 5-10 gün önce cemaatta adı yönü duyulmuş birkaç arkadaşımla bir sohbetteydim ben. O sohbet sırasında beni çok etkileyen, önem verdiğim ama sınav sözcüğünü de asla unutmadığım, onlara da söylediğim, biz demokrasiye muhtacız ve mecbur, muhtaçtık şimdi mecburuz dedi. Tekrar söylüyorum, bu önemli bir laf. Demokrasiye erkek hepimiz muhtacız. Demokrasiye mecburuz dediğiniz anda demokrasi için kavga etmek zorundasınız. Mücadele etmek zorundasınız. Evet, yani havadan, sudan, ekmekten vazgeçemeyeceksek demokrasiden de vazgeçemeyeceğimiz bir ülkedeyiz. Ve o arkadaşlarımızın daha önce çok da başarılı olmadıkları bazı sınavlardan sonra bugün biz demokrasiye mecburuz demelerini empatiden daha öte, yani önemli bir adım olarak görüyorum ama sınavda da ısrar ediyorum. Ele 2015 bu konuda çok önümüzde zor sınavlar koyacağız. Hepimiz sınavdan geçeceğiz. Kimileri ürkecek, kimileri korkacak, kimileri ya isterim ama evde çoluk çocuk, kira, bilmem ne, nasıl yapsam, öne çıkmasam mı diyecek. Kimileri ya ben mi düzelteceğim dünyayı deyip başka saflara intikal edecek. Yani ateşi ve ihaneti de göreceğiz. Yani has ilhamın, yani gerçek erdem sahipleriyle belli şeylere yenik düşmüşlerin yılı mı? Zor bir yıl olacağı için bütün o zor yıllarda bunlar yaşanır. Yani ben hadi 1960 darbesini genç bir üniversite öğrencisi olarak unutalım ama yani aktif olamazdım. Ama 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerini hapiste geçirmiş, zor günlerini geçirmiş bir arkadaşınızım, bir meslektaşınızım. Evet, öyle zor yıllarda dik duramayanlar, ihanet edenler, kendini inkar edenler, onur kırıcı durumlara düşenlerle başının gölgesini önüne düşürmeyen, yiğitçe durabilenlerin iyice ortaya çıktığı günlerdir. Yani 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde o da mı bu hale düştü diye ağlamaklı oldum. Kimi tanıdıklarım oldu. Evet, zor günlerde. Çok benzer günler. 2015'te çok kolay olmayacak. Yani önümüzde öyle sorunlar var ki Kürt sorunu nereye bağlanacak ve nasıl çözülecek? Kürt sorunu çözülmedikçe bu ülkenin üstündeki karabasan kalkmaz çünkü. Ama nasıl çözülecek? Her taraftan bir yana çeken bir aktörler ve faktörler var bu işin içerisinde. Kürt sorunun yanı sıra konuştuk, ekonomi dedik. Seçim var 2015'te ve günümüzdeki düşmanlaşma, kamplaşmanın seçime doğru gitgide her zaman tırmanır seçim dönemlerinde. Zaten çok yukarılara tırmandı. Bundan sonra nereye tırmanır diye hesaplayınca ürkmemek mümkün değil. Ama ürkmek istemiyorsan ölmek, git öl o zaman diyen dinleyiciye cevabımız olsun. Ürküntümüz, mücadele azmimizi kamçılar bizim. Evet. O zaman şeyi konuşalım Adil Bey. Yani bu süreçte sadece belli bir kesimin sınavı değil bu şüphesiz. Hiç değil. Gazeteciler için işte kim dik duracak, kim dökülecek, aydınlar için keza öyle, iş dünyası.
Kuşkusuz. Vatandaş için de öyle. Yani bir yıldır, belki Gezi'yi de katarsak, iki yıllık neredeyse bir süreçte ülke belli bir sınavdan geçiyor. Zorlu bir sınavdan geçiyor. Bu noktada son sözü hep vatandaş söylüyor. Vatandaşın algısı önemli. Bu algıyı test etme, gözlemleme fırsatı buldunuz mu? İki yılda gelinen şu arkadaşın noktasına gelmeyen, ya bu kadar da olmaz diyen, o dökülme sürecinde dökülmeyen bir vatandaş kitlesi görüyor musunuz? Yani bir gözlemlerden söz edilebilir. Yani ciddi bilimsel sonuçları olan bir araştırmanın parçası değilim. Benim alanım da değil, anlamam da. Ama hani 17 Aralık patlak verdiğinde çalıyor ama çalışıyor abi diyen o yalak yaklaşım, cıvık yaklaşım bir yıl boyunca kısmi zayıflamalar gösterdi. Toplumun bilinçaltında derin yarıklar açtığına mesleki anlamda tanık oluyoruz. Yani ben son dönemde Ordu'da mesela epey çok farklı toplum kesimleriyle Ordu ilinde, onun ilçelerinde temas etme imkanı buldum. Bir gözlem olarak söylüyorum sadece bunu. Hiç de sandığımız gibi yok abi, millet bu yolsuzlukları umursamıyor, hırsızlıkları, rüşvetleri umursamıyor. Onlar çıkarlarına bakıyorlar, gidip sandıkta paşa paşa bilmem ne yapıyorlar diyen zihniyetin çok da haklı olmadığı kanısındayım. Bir noktada hazır madem bunu sordunuz, şimdi bir Kemalist elitizm dediğimiz, Kemalist seçkincilik dediğimiz halkı hor görme, yani bu halk her zaman yanlış seçer zaten dediğiniz anda peki doğru ne sorusunun cevabı benim doğrum demektir o. Benim dediğimi seçmediği için yanlış seçiyor bu halk demektedir. 1950'den beri biz bunu yaşadık. Bu ülkede sandıktan hiçbir zaman Kemalist seçkinciliğin istediği partiler, güçler, siyasi hareketler çıkmadı. Bu seçkinciliğin karşısı ama bir halk yalaklığı, halk dalkavukluğu olamaz. Halkımız ne eylerse iyi eyler, mutlaka doğru bilir de bir başka uca savrulmaktır. Dalkavukluk yapmaktır. Halk yalaklığı yapmaktır. Milli irade söylemini oy veren bir unsur olarak göstermek. Evet, yani %50'nin oyunu alıp milli irade bizi seçti. %100 her şeyi yapabilirim ya. Bu böyle değil. Yani demokrasinin sadece sandıktan çıkan sonuçlara indirgendiği çok ilkel bir mantık, çok çoğunlukçu bir mantık. Bunun yerine demokrasinin insanlığın bugüne kadar eriştiği bir takım değerler var. Örneğin nefret söylemi. Siz istediğiniz kadar oyalın, nefret söylemi bir suç olur. Hadi nefret söylemi çok Türkiye için daha şey, hukuk devleti. Birleşmiş Milletler Evrensel Bildirgesi, Avrupa Şartı gibi bizi imza koyduğumuz, doğrudan ilgilendiren metinler, uluslararası hukuk metinleri, aynı şekilde insan hakları konusunda, kadın erkek ayrımcılığı konusunda, sandıktan çıkan oylardan çok daha farklı değerler var. Bu değerlerle beraber ancak sandıktan çıkan oylar anlamlı. Ben o bütün değerleri ayağımın altına alırım. Çünkü sandıktan ben çıktım. Bundan sonra astığım astık, kestiğim kestik, çaldığım düdüktür derseniz onun adı da düdük demokrasisi olur. Bugünkü demokrasi olur. Hukuksuzluğu, yolsuzluğu, hırsızlığı sandıkta aklama gibi bir olmaz bu. İşte hukuk devleti dediğimiz anda siz hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet gibi hukukun, ceza hukukunun konusu olan alanları siyasetle çözme hakkına sahip değilsiniz. Hani kısaca geçtiniz. Avrupa bize düşman, Amerika düşman, dünya bize düşman. Herkes AKP'yi kıskanıyor başarılarını. O yüzden onu İşte eleştiriyorlar. Hayır, bu kendi kendine gelin güvey olmaktır. Hukuktan uzaklaştıkça dünyadan Türkiye'nin yiyeceği fırçaların dozu artacaktır. Böyle bir eksikliğimiz var değil mi Aydın Bey? Yani bir dönem sol ve bir dönem İslami anlayış bunu yıllardır ağızlara sakız yaptı. En ufak bir şeyde eleştiren, mesela hala daha bakıyorum izleyicilerden, ben başka bir şeyi düşünmeye kendini şey yok yani, mecali kalmamış. Eleştiren İsrail'in, Amerika'nın yardımcısı, ajanı. Ya bu kolaycılığı bırakalım Allah aşkına. Yani
işimizi yapan insanlarız biz. Yani bu bunlar insanla... rahatlatır insanları biliyor musunuz? Ezber. Başka bir şey yok. Bir şey ezberlemiştir. Evet. Ve hemen Amerika bu değil. Şudur. Amerika yaptı. İsrail ajanı rahatladı. Ha. Ellerini yıkadı. İçini de rahatladı. Cihad ettim. Artık ne kadar büyük bir mücadele. Vur kafayı uyu. Ya da solcular yine bir dönem öyleydi. Amerika, İsrail her taşın altında. İşte bu toptancı anlayış tabii eğitimle de alakalı herhalde. Bilemiyoruz. Hani biraz sınırda da gezinecek bir konu bu ama... Bu tam da söylemek istediğim bu. Yani neticede bu iş bu haltla olacak. Elbette, günahıyla, elbette, elbette. Elbette. Yukarıdan bir şey gelmeyecek. Evet. Kemalist seçkinlerin, elitistlerin dedikleri gibi ya halk yanlış yapıyor abicim bunu başka türlü yap. Bunun başka türlü yapalımın adı silahlı ya da silahsız darbeciliktir gerçekten. Başbakanın diline pelesenk olan darbeden değil, sayıcı darbeden. İktidarı almaktan söz ediyorum. Oraya gitmediğimiz müddetçe bu elbette bu halkın dediği olacaktır. Bu halkın istediği olacaktır. Bu konuda en ufak bir sendeleme demokrasinin dışına düşmek demektir. Ama siyasal iktidarı halkın belirlemesi Türkiye'nin insanlığın ulaştığı değerleri reddetme hakkını, özellikle uluslararası hukuk değerlerini reddetme hakkını vermiyor. İşte kuvvetler ayrılığı dediğimiz bu pek çok seyirci ve okurun da belki anlamadığı, anlamak istemeyeceği odur zaten. Siz sandıktan çıkmış olabilirsiniz ama anayasaya, uluslararası hukuka bağlı kalma yükümündesiniz. Aksi takdirde hukuk devleti olmaktan çıkarsınız. Hukukun olmadığı yerde de zorbalık egemen olur. Zorbalığın da bir gün odunu kimin kafasına indireceği belli olmaz. Kendini en güvende hissedenler bile bir gün kafasına odun değdiğinde ah adalet istiyorum, hukuk istiyorum diye ağlamaya başlarlar. Biz buna çok tanık olduk. Evet. Aydın Bey, benim yine söyleyeyim, hep söylüyorum. Benim için çok önemliydi. Avrupa'da yaşayan arkadaşlarımdan birisi dışarıdan Orta Doğu ülkesi gibi görünüyorsunuz. Lideriniz de bir Orta Doğu ülkesi lideri gibi dedi. Ben hakikaten aslında bu ülkenin vatandaşı olarak üzüldüm. Öyle mi acaba diyordum. Şimdi bakın bir izleyicimiz çok durumu aslında vahim bir şekilde özetleyen bir tweet atmış. Diyor ki eskiden sesimi duyamayınca duramadığını söyleyen arkadaşım şimdi aramıyor bile diyor. İktidarı çok eleştirdiği için tutuklanmamdan korkuyor diyor. Şimdi Allah aşkına bir Baas rejimi gerçeği vardır Orta Doğu'da. Baas rejimi her durumda haklıdır ve eleştirilmez yani eleştirilsin. Evet. Şimdi şu getirilen toplumun getirildiği ki bu doğru yani böyle şeyleri çok yaşıyoruz. Elbette. Toplumun getirildiği şu durumun ne farkı var ondan? Yani arkadaşların bile arasına bir korku girdiyse, bir siyaset girmeye başladıysa bunu siyasetin düşünüp ya biz nerede yanlış yaptık demesi gerekmiyor mu? Gerekiyor ama pek diyeceğine dair de kof umutlar beslemeyelim. Tam tersine bunu daha da körüklüyorlar. Evet öyle oraya gidiyor. Ama tekrar söyleyeyim bunun ilacı şiddete karşı şiddet kullanmak değil, demokrasiyi daha fazla demokrasi, daha fazla demokrasi, daha fazla demokrasidir. Uyuşuk, tembel, her şeyden şikayet eden, elini taşın altına sokmayan yurttaşlar, vatandaşlar, seçmenler yerine itirazını cesaretle ifade edebilen, kendisini aramayan arkadaşını kendisi arayarak niye aramıyorsun arkadaşım diyebilen, yani bir çeşit yurttaş cesaretine sahip bir yurttaş cesaretine sahip yurttaşlarımızla ancak düze çıkmaya şansımız var. Bu kolay olmayacak, bu hemen olmayacak. Acılı günler geçireceğiz, daha zor günler geçireceğiz. Yeni yılın ilk gününde hiç kimsenin içi kararmasın, tam tersine içi aydınlansın. Yurttaş demek ülkesine sahip çıkan demektir. Ülkesine sahip çıkmak da taşına toprağına sahip çıkmaktan ibaret değil. Ülkesine sahip çıkmak o ülkenin gerçekten çağdaş, o ülkenin gerçekten en sıradan yurttaşının bile kendini mutlu hissedeceği bir ülkeye dönüşmesi demektir. Eğer birileri korkuyorsa, birilerinin içinde ürküntü varsa, birileri ya şunu söylersem başım belaya giriyor derse mutsuzdur bu insanlar. Evet. Doğrusu yurttaşlarının epey bir kısmını mutsuz eden bir ülkeye ne razı olmak yükümündeyiz, niyetindeyiz, ne de tahammül etmek zorundayız. Tam tersine itirazımızı 2015'in anlamı da o olmalı bence. Daha gür eğer bir itirazımız varsa ki benim var örneğin pek çok kişinin olduğu kanısındayım. İtirazını daha gür sesle ifade etmeli, edebilmeli. Bu cesareti göstermek yükümünde. İtirazı da öyle mahalle kahvesinde itiraz etmekten bahsetmiyorum ben. Anayasanın tanıdığı bir takım haklar var. Sokaktır, yürüyüştür, mitingdir, toplantıdır, yazmaktır, çizmektir, tavır almaktır.
en kestirmesi. Belki kapı kapı dolaşıp derdini anlatmak, doğru bildiğini ne insanları inandırmaya çalışmaktır. Tembel yurttaşlar sadece şikayet eder. Abi işler iyi gitmiyor. Bu bak 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 AKP neler yapıyor. Ne oldu? Durmadan mızmızlandı. Elini taşın altına sokmadığı müddetçe de ömür boyu böyle gider. Zaten bir süre sonra alışır mızmızlanmaktan da vazgeçer. Ne yapalım böyle gidiyor bu işler diyen doğrusu yurttaşa yakışmayan kul. Tebaa dediğimiz yani kral her şeyi halleder. Ben aşağıda boynu bükmek zorundayım diyen bir zihniyetin tutsağı olur. Kral her zaman haklıdır. Kural 1. Kural 2 haksız olduğu durumlarda kural 1 geçerlidir. Evet. Durumu olmasın diyorsunuz. En önemlisi de demin onunla başlamıştık. Onunla da belki finaliye yaparız. Bekleyeceğiz göreceğiz dediniz ama empati süreci. Belki toplumun hiçbir döneminde belki siz çok daha iyi biliyorsunuz. Türkiye bu süreçlere gelene kadar hep bir kesimle kavga etti. Yani bir kesim dayak yedi, diğer kesim seyretti. Ama öyle bir süreçteyiz ki 4-5 kesimin birden dayak yediği bir süreçteyiz. Bu da diyorum acaba bir empati sürecini başlatır mı? En azından hayırlara vesile olabilir. Dayak yiyen, ben bir sosyalistim, bir Marksistim. Dayak yiyen kesimdenim. Çok fazla dayak yedim. Soba varsa hep varız diyorsunuz. Dolayısıyla da sonunda dayak yemeye alışmadık da dayağa itiraz etmek zorundasınız. Şimdi dayak yiyenler çoğaldıkça kol kola gireceklerimiz de çoğalıyor. Bu da iyi bir şey doğrusu. Nitekim son dönemde bunun ipuçlarını görmeye başladık. El ele tutuşmak, omuz omuza gelmek, farklı düşünsek bile farklılıklarımızı bir yana bırakıp ortak ne yapabiliriz, ortak nasıl omuzlaşabiliriz bilinci yavaş yavaş yerleşmeye başladı. Bu Türkiye için olumlu gelişmelere gebedir. Ama her şey bittiğinde tekrar başa dönmemek şartıyla. O önemli bir şey yani. Herkes için. Bence de bu herkes için geçerli. O yüzden ben inatla ve ısrarla sınav diyorum. Ve yaşamın kendisi zaten bir sınav ya bütün şey. Bu tür hayatımızda, bu tür ilişkilerde de ben bu olayda işte atıyorum Zaman Gazetesi'yle Samanyolu'nun kapatılmasında vatandaş olarak, demokrat olarak görevimi yaptım. Sonra yarın gene sınava gireceksiniz. Bundan sonra bir şey olursa göz yumabilir, hayır yumamazsın. Her gün karşılıklı demokrasiye, özgürlüğe, aykırı olana karşı dikilmek, durabilmek yükümündeyiz. Eğer biri kalkar da ya ben bütün ömrüm boyunca bununla mı uğraşacağım derse yurttaşsanız evet. Şimdi küçük bir test oldu aslında Aydın Bey. Ne o? Sedef Kabaş'ı herkes mesela bu son süreçte attığı tweet, savcı ile ilgili tweetinden geriye dönük tweetlerine bakıldığında siz söylediniz. Fikren hiç, biz Sedef Hanım'ı da tanırız, uzun yıllardır meslektedir. Fikren uyuşmasa da zamana yapılan operasyonda kendisi bir tweet atmış. Biliyorum. Zaman zamana sahip çıkma zamanı. Biliyorum. Şimdi aynı reaksiyonu son gözaltında mesela Zaman Gazetesi çalışanları ve Zeynep destekleyenlerin de Sedef Kabaş'a destek çıktığını gördük. Bir küçük bir testti belki. Elbette. Küçük bir yani göstergeydi. Pek alışkın değiliz mesela evet. Zamandan böyle tavır gelmesine. Dolayısıyla bu adımı ellerine akıllarına sağlık diyelim. Evet ama şunu da söylemekte fayda var. Hani hep zaman bir testteymiş, bunu yapıyormuş gibi görmemek lazım. Diğerlerinden de Zaman Gazetesi ya da işte muhafazakar camiaya empati yapma dönemi artık herhalde bu süreçte. Şunu söyledim işte hepimiz sınavdayız. Demokrasi evet. Ve özgürlük sınavındayız. Ve bu sınav her gün sürecek. Ben yoruldum diyenler elenecek yolda. Yorulmayanlarla devam edeceğiz. Umutsuz olmak için de fazla sebep yok. Bu arada sevgili Ünal Tanık Ünal abi bir tweet göndermiş. Aydın Engin her dönemde demokrat olduğunu ortaya koymuştur diyor. İyi konuklar ağırlıyorsun diyerek sağ olsun. Konuğumu da beni onur etmiş. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şeyde, güzel, keyifli, umut dolu bir sohbet oldu. Aydın Engin bizi biraz umutlandırdı. İnşallah öyle olur. Size iyi yıllar diliyoruz. Bütün izleyicilerimize 2015'in huzur getirmesini diliyoruz. Aydın Bey de söyledi. Benim de en büyük fikrim budur bu konuda. Bir ülkede, bir evde, bir hanede, bir ortamda huzur varsa orada her şey var demektir. 2015 ülkemize ve tabii ki dünyaya en çok bizim çok huzura ihtiyacımız var. Huzur getirsin. Hoşça kalın.